Bu şiddet bu celal sana olmaz ekiler. Kanlarımız sonra el alakadır. Hakka tapa milletimin istikrar. Rahat. Lan yavaş şimdi. Yavaş, yavaş. Yavaş oğlum. Çağrı. Çağrı. Ya. Çağrı. Ya ne yapıyorsunuz evladım ya? Ya deli ama adamlarsınız bak, bir daha görmeyeceksin ha. Nerede defter, kitap? Abi burada ya baba işte. Hepsi bitti, bir de internet mi çıktı başımıza? Kalk, kalk. Ortak gözlük yakıyor ha. Çelik çant gibi parlıyor Kur'an çarpsın. Oğlum bak, bu benim tek gayrimenkulüm ha. Bunun üzerine en ufak bir çizik gelecek, adamın canını alırım anam avradım olsun. Akıllı olur. İyi günler hocam. Selamun aleyküm hocam. Aleyküm selam. Hoca geliyor. Oo, otur otur otur. Terhüs ne zaman? Çok daha hocam. Vallahi sahip de hiç bunalıma giresim yok. Ayaz, işini nasıl hallettin her durumda? Sülüsü aldım. Anama dedim, ana dua et soğuk bir yere çıkmasın dedim. Gele gele bir geldi. Erzurum. Anama dedim, ana senin duayı ki tuttu. Yoksa Sibirya'ya bir yere geçecekti. Neyse, Erzurum'a vardık, bildiğim burnundan akan sümük dokunuyor hocam. Sonra dağıtımı bir yaptılar. Benimkisi çıktı, kaloriferci kazandı halde. Arasaydın ananı bir. Aradım, aradım hocam. Acelen değil, daha oğlum. Tutacak tabii, dua et. Ya tövbe yarabbim ya. Arkadaş, numunelik de olsa şu memlekette bir akıllı adam yok ya. Ulan helal olsun sana Cumhur'a. Frensiz motoru da idare ediyor. Fren mi lazım hocam ya? Başkan bir asfalt döktürmüş. Bildiğim kaymak. Reklamlar başladı. Ne var birader? Eskiden cabanın arkasına yoğurdu doldururdun. Üstüne de su, kahveye gelene kadar ayran olurdu. Doldur bakalım, bir bardak da içelim, okula varacağım. Aşkım. Ver kolum. Hocam inanın, aynı ineğin mamülü. Ah, anam, anam, anam. Hadi. Anam. Geçmiş olsun. Sağ ol komşu. Oo. Ha kızım. İlacı su ver bana. Hapımı alacağım. Geçti saati. Aa, onlar değil ki senin ilacın. Onlar benim bronşit haplarım. Aha, öteki o mavi mavi olan seninki. Ha? Ondan geçmez benim başımın ağrısı. Ben mavi sandıydım. Ana, gözüm görmez ki. Aha, bir yıldır yalvarıp dururum bana bir gözlük alın diye. Burada da anamız var diye dönüp bakan yok ki. Oğlu bir deli. Anası ayrı bir zor. Canımdan aciz oldum vallahi komşum, he aciz. Isıcaktan haşlama oldum bildiğin. Şimdi bir karpuz olsa 5 kilo yemezsem şerefsizim. Bırak karpuz demeyi, bedava taş bulsan taşı bile yersin diye. Sana bu lakabı koyan boşuna koymamış yani sana idi. Şu başkanla konuşsan diyorum, senin lafını tutar o. Sen tut devletin mülküne inşaatı dik. 2 lira vermemek için sen tut devletin okunun kum kıvasını al git. Sonra da devlet inşaatı yıkmaya kalkınca ağla. Ama bak, gazetine konuşur gibi konuşma ya. Seçimden önce yap dediler, yapmış. Şimdi ötekisi geldi, yapacağım diyor. Ya ben kızı istemişim, gerisini boş geç. Allah'ım, Allah'ım, en akıllısı Hacı Bekir. O da pazarda dur satar. Ya emmi, gırgır yapılacak şey mi bu? İki tane kerata tosbağası yımırtayacak diye inşaat mı yıkılır? Benim bildiğim devlet önce vatandaşını dinler, sonra tosbağayı dinler. Ya kız şunun sesini, ben sabahtan beri kazan ettim kafamı ya. Nereden çıkacağım şimdi? Dışarıdan açılıyor. Öğrenemedin daha. Bilirken iyiydi. Hadi gel. Akşamlayalım. Ne pişirdin yenge?
Ben ya pişirdim. Gel. Yok ben kuru pilav yaptım az önce lokantada. Ya işin yoksa gel çay demletir laflarız. Aç karnına deniyor mideye biliyor musun Emre? Benim mide zaten iflas bayrağını çekti bu aralar. Hadi hadi başka bir şey yaptırırız. Sen bamyadan şey yaptın. Yok ben bamyadan bir şey yapmadım da. Neyse. Hadi eyvallah. Hadi güle güle. Ya Hacı Eylül, yengenin bamyası iyidir. Sen keyfine düşkünsün ama et kurbandan kurbana giriyor bu eve. Gel ana gel. Yatsı namazını kılıverin dediydim. Ne yatsı be ana. Akşam gelince ta okundu. Saat bildiğim mi bak. Gözüm görüyor mu ki? Bana bilsem çarşıya varacaksın. Kendime bir göz kalacaksın. İşte gelince ak sütün içinde yoğurdu görürsün ana. Ana. Bu elinde ne varsa toplayıp götürüp internete yatırıyor. Çok para veriyorsun ya zaten. Bir sendiri bir spor ayakkabı alacağız. İnternette yiyeceğine topla da git kendine bir ayakkabı al. Babam bana bir lastik ayakkabı aldıydı ilkokula başlarken. Beşi aynı ayakkabıyla çıktım. Benim ayaklarım büyüyor. Senin dilin ayaklarından daha hızlı büyüyor maşallah. Ulan ne bu babi ne bir şey be. Deniz. Ayağa kalkmış gene bir su getir bana oğlum. Sinirinden kalktı çocuk. Al işte su burada. Al su burada. Su mu bu? He. Ayağım ben bunu ayran sanırım ha. Ana ben sana veririm. Ana. Ya hocam varsa bir 20 alabilir miyim ben sonra şey etsem? Ulan hususi taksiye binsem senden ta ucuza patlar ha. Ya hocam biliyor musun durumu? Meteliye kurşun sıkıyorum son günlerde. Bu ekonomik kriz bütün kaynakları tüketti bende. Abi hoş geldin. Ne kadardı? Yaptın mı ameliyatı yan sanayi? Barış falan full torpil. Kolay gelsin hocam. Hacı Ali. Bak petrol ofisi ile camiyi üst üste yapmışlar. Geçen bayram namazında böyle bildiğin kokusundan bir hoş oldu. Böyle benzinden bayıla yazıyordu. Bak Hacı Ali. Bu memlekete sağcısı geldi, cami dikti, solcusu geldi, heykel dikti. Ondan başka da bir araya merhem olan olmadı. Merhem olan da kendine sürdü. Adem arabayı büst numaraya doğru sür. Nasıl büstün evi? Oğlum kaç tane büst vardı yiyorsun? Oh. Ya tamam be oğlum tamam be vardım be tamam vardım. Ulan sen mi hademesin ben mi hademeyim anlamadım ha. Hocam ben şu kerkenezlerin yanına bir varayım da bizim inşaatta bir dertleri var gene herhalde. Oğlum şuraya bak hani oradaki muz kabuğu mu? Vurun ışığı. Hocam ayır mı?
Yok öyle ya ama. Yok öyle. 60 yaşındayım, 60 yaşında. Ya hocam bir dur hele, bir anlayalım. Neyse cezası keseriz. İlamici mi yok bu işin? Alacaksın açığa, keseceksin maaşını, aklı başına gelecek. Bu yaşıma geldim. Ne babamdan bile bir fiske yedim. Ne de kendi çocuğumun kulağından gayrı bir çocuğun kulağına asıldım. Oğlum nerede kaldı bu Ferhat? Hocaya bir çay getirin hemen. Tamam hocam, geliyor. Gel oğlum. Bak hoca neler anlatıyor. Neymiş bu meselenin aslı astarı, anlat bakalım. Müdürüm, ben hocamı ilk defa görüyorum. Daha önce hiç karşılaşmadım kendisiyle. Çık dışarı, çık dışarı, gözün görmesin seni. İlk sefer görüşüymüş. Ya hocam, bu genç çocuk cahil. Büyüklük sende kalsın, affet. Hem şikayetçi olsan ne olacak? Zaten inkar edecek. Bir tokadın adamı olur. Unutmaya gitsin diyor, öyle mi? Dedim onunla, ben yakayım abi. Dayı oğlum, senin paketi aldığını gören olmadı bugüne kadar ama bulsan ekmeğin arasına koy diyeceğim vallahi sigarayı. Hadi içine, içine. Azale bir kalite ver be. Alın buradan paylaşın. Ulan iki kürek sallıyorsun, 20 sigara söndürüyorsun be. Bana baksan, benim cari almayan adamın yanında çalışmam ben dayı oğlu. Çalışman tabii. Sabancı'nın çocuğusun ya, anasını avradını satayım. Bir senedir denize giremedi belki de. Derece 30'a vurdu, mıkıl dönmesinden ameliyat oldu. Değil mi Sıkat? Ne o? Sinek kız gülüm. Benim papaz senin uzabilirsin. Lan Mustafa, gel yardım et lan. Dur, dur. Hadi. Geldi yalaka. Ne yapıyorsun be? Lan yurdak ol. Bu bitikler mangasıyla 3-5-8 oynayarak izni tükettim ha. Peresiye defteri 10.000'e çıktı diye ağlayan ben miyim oğlum? Ortak. Ne? Sen şu peresiye defterini bana satsan ya. İşimiz yok yani, boşuz bu aralar. Gider tahsilat yaparız. Hele ortak, topla kırışalım lan. Başkan var ya, deniz yolunda bir inşaata başlamış. Göreceğim bir. Bildiğin saray. Ne haber lan Cavus? Eyvallah. Eyvallah. Selamun aleyküm Yakup dayı. Aleyküm selam. Oh. Sende bronz var mı? Ne bronzu lan? Ya bildiğin bronz işte. Üçüncü olanlara takıyorlar ya. Sen üçüncü mü oldun bir yerde? Ya dayı şimdi bırak sen üçünü, birini var mı yok mu onu söyle ya. Ne yapacaksın sen bronzu? İlazım bir iş için. Bu sefer onu buralarda. Buralarda bulamazsın sen onu. Hava da var ya yavrum. Cehennem, bildiğin cehennem ya. Çayı nereden söylüyorsun? Otur bakalım, çayı söyleriz. Çayı boşver de sen. Soğuk bir şey söyle, daha makbule geçer be. Çok değil mi ki bu? Sardır savcı bey, sardır, sardır, geç, 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 geç. Ha, ha, dur. Şimdi, şimdi izle. Bir kayıt yok hocam. Nasıl kayıt yok? Bitti işte hocam. Ya kaydetmemiş, ya arızalı. Velhasıl kelam? Velhasıl kelamı şu hocam. Ne bir şahit var ortada, ne bir delil var.
Adalet delil ister hoca. Peki ne yapacağız şimdi? Yani mobese kayıt etmediyse ben tokat yemin mi şimdi? Ben sana inanıyorum hocam. Öyle diyelim. Ama ne işe yarar ki? Bak öğretmenlik büyüklüktür. Affet gitsin olduysa bile. Sayın savcım, sen olayın ciddiyetini kavrayamadın galiba. Beni ne alakadar eder mobese kayıt etmedi diye. Bu kayıt etmedi diye adalet şaşıma bakacak. Hocam, bu arkadaş devlet memuru, sen devlet memuru. Tabii. Devletin köplü silahlı memuru, devletin öteki memurunu döver. Hocam, ben sana doğruyu söylüyorum. Yani kovuşturmayı gerektirecek bir durum yok ortada. Öyle mi? Altı üstü iki dikişlik yara be hocam. Peki öyle olsun. Ben hocayım. Polisi de ben yetiştiririm, jandarmayı da. Hakimi de savcıyı da. Bu iş burada kalmaz. Vali ise vali. Vekil ise vekil. Başbakan ise başbakan. Ya herro ya merro. Deniz ne oldu? Bitti mi şimdi duygusallar? Savcıya. Bir yerde görsem helal olsun sana diyeceksin. Çünkü sen yemin ettin. Aha o emekli ikramiyesinden bir kuruş nasip etmeyeceğim bu eve. Bir günde şu adama hak ver. Allah taş mı yapar? Yapar. Çünkü ne zaman ben haklıyım desen buyurun şırnak buyurun Bitlis dediler. Yetti gayrı. Halına dur otur oturduğun yerde hoca efendi. Nazife. Ne? Aguzum şu haplarımı getir de sofrada yüzü benimle. Aha orada hapların git kendin al. Mavi ne renk bilemedim ben. İpli iğnenin deliğinden geçirmeyi biliyorsun da mavi mi bilemiyorsun? Hocam ne oldu? Var mı bir gelişme? Bakacağız çaresine Cumhur. Bakacağız. Gel yemek yiyelim. Hocam afiyet olsun. Başkan dozerle yolu genişleteceğiydi. Onu arayacağım. Hadi iyi akşamlar. İyi akşamlar, iyi akşamlar. Hadi. Hadi. Milletlerine hasret etsin akıllı ya. Bacanak şimdi sen kesin garanti yaparım diyor musun? Garanti. Peki Bacanak sen daha önce heykel yaptın mı? Yaptım Bacanak. Kim yaptın? Kendimi. Allah Allah insan kendi heykelini niye yapar ki? Çarşının ortasına dikeceğim. Şimdi sen kaça patlar diyor? Çimentosu, kumu. Balçısı, sonra memeri, bir de itçiliği. 1500'e yaparız. Ne yaptın ya? Kır şunu bacanak biraz, kır Allah aşkına. Kıramam bacanak. 1500'den aşağı tutup üstü mü olur? Allah Allah. Ulan sol değil misiniz? Hepiniz Atatürk'ten geçiniyorsunuz. Anam akladım olsun ya. Celi, neredesin oğlum? Deniz'de mi? He. Tamam. Tamam, gelirim. tamam, geliyorum. Yavaş. Atla hocam, atla. Atla. Kıs bir oğlum şunun sesini, kıs be. Ne tarafa hocam? Sür hadi, sür. Ay ne tarafa? Leş gibi rakı kokuyor. Ya benim bir iş görüşmem vardı da iki dubla yuvarladı tabii. Gene kimin başını yaktı? Ağzı parladı ya.
Ne tarafa hocam? Suratini sür. Ne haber lan kenarci? Oğlum yavaş. Ulan oğlum, domuz malı mı bu? Devletin malı, devletin! Sabahtan akşama kadar içip içip durursun! Zerhoş! Zerhoş! Ya hem rakı sofrasından kaldırıyorsun, hem söylenip duruyorsun ya. Yetim miyim ulan ben? Benim cebime bir gram mı var be? Arkamdan konuşup konuşup durma. Git uyandır şunu. Git uyandır. Biri uyur, biri içer. Sayıyla mı verdiler ulan sizi be? Kalk ulan! Ha! Akşam ulaşım. Yetti gayrı. Bundan sonra kim pisletirse o yıkasın. Bu devirde çamaşır makinesiz ev mi kaldı be? Hiç. Gözüm görmez benim. Gözüm görecek olsa. Çamaşır, bulaş. Hadi ben gittim. Benimle işiniz bak, var iyi. Mı? Bak iyi. Bir bak. Bir kağıt düşürdün oraya. Ana senin gözlerinde gördüğü yoksa biz iyice körüz vallahi. Ya iyi bir bilgisayar daha bulup buna bir baksak mı? Ya baba iyi bilgisayarla ne alakası var? Kayıt yok bunda. Onun için diyorum ya. Bir iyi bir bilgisayar belki gösterir. Bak bak bu oğlanı da takma peşine. Elim oğlan ne yapacaksa yapsın kendi. Benim peşine düşünme. Motor olan işin var mı? Hocam günaydın. İlahi salacağım motoru. Ben biraz daha yatacağım. Bütün gece Sivri'de sıcaktan saniye gözüme uyku girmedi. Adil Sümbül Hoca adalet sistemine beryansın etti. Ya oğlum ver şunu ya. İlkokulu 12 senede çıktın ya. Dur bir iki dakika ortak. MOBS kamerası kaydetmese de polisin kendisine kaba şiddet uyguladığını belirtti. Gerekirse başbakana kadar olayın takipçisi olacağım dedi. Hayala bak. Ortak Kur'an çarpsın yapar hocam. Hoca var ya o polisin osuruğunu düğümler. Ulan arkadaş çoluk çocuğun maskarası olduk ya. Hayırdır ortak? Ya yarı bacağım kadar etmez çocuklar. Birer vursam yarısı boşa gider. Arkamdan lakap takmışlar. Yok efendim reis-i cumhur aşağı. Reis-i cumhur yukarı. Milletin işini görüveriyoruz ya başkanla. Olur o kadar ortak, kafana takma. Ortak şu gözlüğü ver de bir yarım saat şeklimiz olsun be. Ya başlayacağım şekline ha. Ya da çayı ver bana. Hoca. Bu ne cibe? Ada çay ver, ada çay. Tamam hocam. Ne oluyor oğlum?
harika. Günaydın Ayca. Günaydın Esen. Nasıl olduğunuz bilmiyorsunuz. Geçmiş olsun. Hocam şekersiz çay. Aferin, böyle devam et. Selamun aleyküm. Aleyküm selam hocam. Merhaba hocam. Geçmiş olsun hocam. Vallahi ta geçen bir şey yok hocam. Hocam al bir çay. Sen de bir zehirle kendini. Ada çayın yok mu? Yok vallahi. Ver o zaman zehirlenelim. Şeker? Şekersiz içtiğimi öğrenemedin mi daha? Hocam ne yaptın işi? Hacı Ali kayıtları aldı dedi. Ondan bir şey ütemedik. Mobese'de kayıtlar eksikmiş. Allah Allah. Ya hocam sende var bir şansı kırıklık ama. Bende değil kırıklık hocam, bende değil. Onu delil saymayan savcı da hakim de. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Guten Tag. Ya hocam, ben sana söylüyorum. Bak konuşalım bizim şu başkanıyla. Gitsin konuşsun bir milletvekiliyle. Bilelim akşamdan otobüse alırız kutu biralarımızı. Afyon'da bir mola veririz, çorbamızı içeriz. Sabahına Ankara'dayız. Hem sana bir şey söyleyeyim mi? Bak benimle yolculuk etmenin tadına varan adam gittiği her yere beni zorla götürmeye çalışır sana söyleyeyim ha. Ondan askerlik hariç ilk sınırından geçmedik. Niye Ankara dediğin 600 kilometre oradan? Ankara'da dayın varsa 600 kilometre acele. Eğer dayın yoksa Ankara Kaftan'ın ardında. Gözlü yer oldu. Baban üstüne otur. Doğru muyum abi? Deniz. Ben sonra ne dedin? Alırız dedi. Ya babam öyle der ama bilmez ki bunu. 3-5 lira bir şey sanır o. Yok arkadaş ya. Bir Allah'ın kulu da çıkarıp vermiyor arkadaş ya. İçmeye gelince bolluk var gibi içiyorlar. Ödemeye gelince kriz. Reisi cumhuruz ya. Abi gelsene sana bir şey diyeceğim. Şiir vallahi ile başlasın. Neden? Hani Hasan ne miydi senin yavrunun adı? Ya öyle de ben ilk Mısra'yı deyiverdim. Vallahi ile başlıyor dedim. Aklınçlık olmaz o zaman. Tamam lan tamam. Eş anlamlısını deriz. Nasıl? Vallahi yerine Allah canımı alsın diye yaparız. İkisi değil mi? Aynı kapıya çıkar zaten. Lan var ya. Yayık oldu, yayık, yayık. Ya Cumhur, tövbe yarabbim ya. Amına kodum, bin kere söyledim sana ya. Tövbe ya. Ayrından oldu ortalık. Sen de ne gülüyorsun karı gibi, amına kodum. Tövbe ya. Ne kızıyorsun lan, ben de boyandım. Allah Allah. Bakma iki de bireyle uzatıyorsun şuna ya. Hocam pek şey yapmaz bizi de. Seçimler zamanı hiç görmüyoruz hocam. Seçim dediğin 4 yılda bir oluyor başkan. 4 yılda bir görmesem yüzünü mü unutacağım? Vallahi biz gördüğümüze yardımcı oluyoruz hocam. 2 aydır 7 şoför aldık orman işletmesine. Sizin orman işletmesinin kaç arabası var? Şimdilik 1 tane. 7 kişiye bir araba. İyi dönüşümlü olarak kullanırlar artık. Vallahi sen pek hoşlanmasan da kaynanan seviyormuş hocam. Yarın Ulaştırma Bakanı inecek bizim havaalanına. Anam, vallahi ne şanslısın hocam ya. Yine 4 ayak üstüne düştün anam, avradın bozuna. Ya hocam ne yaptın ya? Sen kaldırdın adama, senin baban da deyyusun dedin ya. Daha 40'ı çıkmadı adamın. Adamın 40'ı çıkınca mı deyyusun çıkıyor? Ya gene de demesen iyiydi hocam ya. Yani aslında suyuna gitsen var ya, iyi adamdır bizim başkan. Yani yumuşatalım, bağırmayalım. Öyle diyorsun değil mi? Ulan adam gemiye alışmış ve istediği para 4 aylık maaşı. Peki adama versem sen nasıl gemleneceksin? Selam aleyküm. Deyyus.
hocam da geldi. Hocam burada. Hocama soralım. O ne derse kabul olacak. Hakim olduk da dava ne bildiğimiz yok. Hocam beys cumhur. Bak ya. Durduk yere lakap sahibi de olduk. Ya hocam şimdi bu adamda 10.000 liralık bir veresiye defteri var. Sabahtan akşama kadar ağlıyor bu adam. Kimse bir kuruş vermiyor. Ben de buna dedim ki ortak sen bunu bana 7.500 liraya ver. Ben sana 2 taksit ödeyeyim. Nasıl? Ulan oğlum kafayı mı gezdirdin kız sıcaktan? Birisi defteri satacağım diyor veresiye. Birisi de alacak veresiye. Sanki mantıklı da bir de pazarlık yürütüyorsunuz üstünde. Hadi gidin. Hadi gidin kafanızı bir denize sokun açılırsınız. Deyyuslar. Sen de kalk bana bir ada çayı yap. He. Ben bir varam gelem. Sabah namazla gel. İçim bir gülsün kalma bakan oralarda. Ya hocam gelmesine geliriz de şimdi 20 gidiş 20 geliş olsa bir 50 liralık sıktıralım diyorum. 20 artı 20 50 mi ediyor? Ah Hacili ah. Hacili'nin matematiği ayrı. Ya benzini yakmıyor ki. Bardağı doldurup içiyor mübarek. Sanırsın bizim 6 parmak aynı. Anne. Ne? O keçi de ne ya? Bilmem. Sahibi gelsin alsın diye oraya bağlamış işte. Anne. Bir keçi kaç lira eder sence? Ne bileyim ben. Ya en azından 450 lira eder mi? Ederse sahibine eder bize mi eder? Gel. Al şunu ver. Yesin. Al, al şunları da al. Heh. Hadi götür. Kolay gelsin, afiyet olsun. Hocalar bu ne ya? Mezarlıktan mı söktün sen bunu? Sen de bizi iyice şeytan yaptın ha. Bir memelci arkadaş var, o hediye etti. Mezar taşı mı hediye etti sana? He. Nasıl yapacağız bunu? İsim benzemiyor, tarih tutmuyor. Allah Allah. Ya onu da ben mi öğreteyim sana ya? Alacaksın eline malayı, bak şimdi 9'u 8 yapacaksın. Tamam mı? Ölüm tarihini komple kapatacaksın. Bu ismi bak buraya kadar kapatacaksın. Türk'ü kalsın. Tamam mı? E konuşur salatını, al sana kaide. E öteki? Hangi öteki? Ruhun el-Fatiha yazıyor. Otursun, otursun. Nasıl otursun? Atatürk de yazmaz ki. Allah Allah, Atatürk Müslüman değil mi? Ulan hem senden daha Müslüman oldu, kontu garanti. Şu haline bak. Neyse. Oh. Bacanak, benim şimdi kalkmam lazım, tamam mı? Sabah ben bir randevum var, bakan geliyormuş. Hocam öyle söyledi. Sabah erken burada ol dedi. Bakan seni görmeye mi geliyor? Demiş Hacer'in mevzusu var. Onu demiş bir halledelim demiş. Bak böyle. Hadi. Sana afiyet olsun. Deniz, kalk çayını iç hadi. Derse geç kalacaksın. Uy! Ayağın duzmuş bu ya. Duz tabii. Şeker öyle mi olur? Nasıl olur? Beyaz değil mi şeker? Beyaz da küp.
Ay arkadaş, şu tuzu da küp küp yapsalar da hangisi hangisi karıştırmasın. Allah'ım mesabiri. O sıcaktan uyuyamadım hiç. Gel Deniz, gel hadi çayını iç. İçesim yok benim hiç. Anne. Ha. Babam çıktı mı? Ha, çıktı. Ya hocam daha erken gibi çorba falan içer misin? Ulan tuvalete giderken bile çorba diyorum oğlum. Amma boğazını kuşmur adamsın ya. Selam aleyküm dayı. Aleyküm selam ye. Hoş geldin. Ya bir keçi var da satılık. Bu mu? Adın ne? Keçinin adı yok dayı. Ya keçinin adını sormuyorum. Senin adın yok mu? Senin adın ne? Ha benim. Benim Deniz. Kimlerdensin sen? Adil Hoca var. Ana sen bizim Adil Hoca'nın da oğlanı mısın? Ya görmeyeli kocaman adam olmuşsun. Ben seni en son gördüğümde daha doluna sıçıyordun. Bir bakalım şuna. Kaç para istiyorsun buna? 450. Ancak 400 eder. 420. 420 ne edeceksin ay oğlum? 400 olsun, 100 olsun. Ya dayı. 420'den aşağı almaz. Sayın Bakanım. İnternet adresi mi? Bir dakika bir bağırın. Bakanın odanda uzaklı hocayı. Ne diyor lan yan sarayı? Hoca yazla diyor. Bakanın korumaları kaptı. Ne bakanı oğlum ne kapmasın lan? Siz başlara gidin. Ben yoldayım geliyorum. Ay şşş. Oğlum ulaştın o bakanı mı ne gelecek daha ya? Kim gönderdi lan seni? Kendim geldim aceleyle. Hangi örgütlensin sen? Milli Eğitim. Lan! Adam gibi konuşuyor musun be? Doğru konuş, doğru! Memur Bey, sorduk söyledik. 30 yıllık öğretmenim ben. Ya bilgisayar yok mu elinizin altında? Bakın yazın bakın. Çakıda parmak izim var. Normal, çakı benim. Bakanı mı bıçaklayacaktın bununla? Ya ne bıçaklaması? Ondan sonra bu elmayı bile kesmez. Üfleme üstüme. Üç sene bu Şumart'ta. Şırnak'ta valiyle tapıştık. Allah Allah. Nerede bir devlet görevlisi varsa takıştım diyorsun öyle mi? Ya onlar da benimle takıştı. Ya kendi kendimle takışacak halim yok ya. Hasta mısın sen? Doktor ister misin doktor? Ne diyor bak. Ben hasta falan değilim. Ben öğretmenim. Ben 30 yıllık öğretmenim. Anladık. Herkesle takışmışsın abi. Çıkartın beni buradan. Ya müdürüm. Hocadan bakana ne zararı gerek ya Allah aşkına? Ya bu adam yabancı değil, benim de ilkokul hocam. Şuncacık çocuktum, elinde büyüdüm. Ya yabancı olsa, bilmedik etmedik bir adam olsa neyse. Kaymakam Bey'le de konuştuk. Elimizden geleni yapalım dedi.
Sabaha kadar misafir olsun hocamız. Yani müdürüm illa prosedürü işleteceksin öyle mi? Sabahleyin ben çayını kahvesini ikram eder, gönderirim Allah'ın izniyle. Ne yapalım, bize müsaade o zaman. Aman müdürüm çayını kahvesini eksik etmeyin ha. Kudur param parası. Yaramadı amına kudur. Aman hoca bu yenge. Sağ solu belli olmuyor ki adamın. Yörük inadı var bunda, yörük inadı var. Gittim konuştum ben ama. Sabaha salacaklar yenge. Korkacak aman, hiçbir şey yok. Aman nesinden korkacağım? Hiç derse bu gece kafam rahat eder. Bağ kalsa emekli oluncaya kadar hiç bırakmam derim. Hele bir ikramiye elimize alalım. Ondan sonra isterse salıversinler. Hiç. Ha? Ya yengecim. Görünce tepesi atmasın diye çocuğu zaten memlekete izne gönderdim. Hocamla bir konuşuverseniz. Ne gerek var? Zaten ikisi de devlet memuru. Hincik. Bakanınla mı konuşmuş benim ki? Yok be ebe. Ağzını açtı zaten. Pat diye kabıyı verdiler. 10 dene çam yarması gibi izbandut gibi koruma. Sen düşün komutanım. Bak onunla ne demiş? Ana, selam söyle demiş. Aleyküm selam. Hocam vallahi ben gördüm. Sen böyle fırladın, korumalar bir döndü dedim. Eyvah hoca nakavt ama vallahi çok iyi sıyırdın ha. Ben sıyırdım sıyırmasına da. Bakalım onlar sıyırılabilecek mi? Bütün mesele o. Ya hocam. Ben bir çorba içim diyorum ya. Benim mide yine kırmızı alarm vermeye başladı vallahi. Üstüne bir kavurma çek bence. Nasıl canını yakacağın birine denk gelirsin. Devir hesap devir hocam. Düşeni ensesinden hop kapacaksın. Yoksa benim yaşamam veresi ya be. Süleyman ne haber? Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Hoş geldin hocam. Hoş bulduk. Bir jilet vursak allara. O hocam çıktın mı? Aldık haberlerini. Çıktık çıktık. Gazetecisin ama haber ayağına geliyor. Hocam gerçek yaklaştın mı bakan o kadar? Yaklaştık yaklaşmasına da gene de uzak. Varamadık neticede. Biz de olmasak manşete yazacak bir haberin yok. Madem öyle yarın manşeti kendin ver o zaman. Yaşayacağız göreceğiz bakalım. Hocam ben sana bir şey diyeyim mi? Senin ulusal basına çıkma şart. Bizim nefesimiz buraya kadar getiriyor. Ama ulusal basın güçlüdür. Hemen dedik çözer senin sorununu. Yaz bak. Yarınki manşeti veriyorum sana. Bunu kudum ulan parası. Nasıl? Aynısı değil mi? Vallahi andırıyor. Daha öncesi bitmedi. Peki nasıl olacak bu yani? Nasıl yapacaksın sen bunu? Orası da meslek sınırı bak yine. Ya bir iki laf duydum. Adil Hoca bakanın üstüne atlamış. Yakasına yapışmış falan. Ya bizim milleti bilmiyor musun? Sen konuşup dururlar işte. Ha oldu ufak tefek bir mesele. Ben belediye başkanını, emniyet müdürünü falan arayıp yönlendirince halloldu o mesele yani. Takdir ediyorum hoca ya. Gerisini kepçeyle kamyona doldur. Denize dön. Kefal mı oluyor bu?
Deniz, baban neredeymiş? Aradım. Çarşıya varmış, tıraş oluyormuş. Heh, bir gözlük ala geleydi bana. Nezaretteydi adam. Ana Allah aşkına ne gözlüğü, ha? Aha. Bir gün bu motoru da bir yere uçacak, kolunu kanadını kıracak, aha olacak. Bu yaşına geldi nezarete attırdın ya, helal olsun sana ha. Başkan namir olmasa ne yapacaktın ha? Bir şey mi yapacaktım? Çıkıp geleceydim zaten. Geçi nerede? Bilmem. Aa, orada durup dururdu. Görmedin. Ama bırak geçiyi. Ben olmasam benim bile farkına varmazsın ya. Keçiden ne farkın var ha? Geçi nerede? Keçi. Keçi şeyde baba. Keçiyi bir adam aldı götürdü. Ben de sahibiydi sandım. Kim? Ya hani bu bizim yolun aşağısında oturan bir amca var ya, yaşlı. Hüseyin emmi mi? Vallahi adını bilmem ki baba. Onundur o zaman. İpi isteseydin ya, ip bizim idi. Orada gelsin, aramış mı onca televizyonu? Ya oğlum, benim sana yalan borcum var lan. Aramış diyorum. Gazeteci söyledi diyorum. Adam yalan mı söyleyecek? Gazetecinin işi ne ortak? Ya sık at bir siktir git. 100.000 kere aynı soru soruyorsun lan. Bıktın lan amına koyayım ha. Ulan oğlum, su mu görmediniz? Hadi çıkın ya. Lan! Bana! Vallahi gelirsem suya atarım seni. Oğlum! Bak dikişlerini söyleyeyim. İpneye bak lan. Ana, 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 ana. Hoca bile ne maceralar yaşıyor. Bizim tek macera her sene dön dolaş kıl dönmesinden ameliyat. Onda da tekrara düştük sıkat. O mobese kayıtlarını kesin sildiler ortak. Dana rahat mısın? Çok rahatım. İn aşağı sikerim ayağını. Ya hocam, nereden çıktı bu İstanbul? İçeriyle karşı karşıya getireceğim beni. Vallahi sen mi beni bilmem ama hocam. Amerika ile karşı karşıya kalacağım bilsem ben gene yapacağımı yaparım. Hocam, buyurun. Heh, otobüs biletimi. Aldım. Yalnız önlerde teker üstü yer vardı. Sarsar değil, biraz daha geriden aldım. Paranın üstü. Paranın üstü hocam. Sen bana zaten 130 vermiştin. Bilet 120 tuttu. 10 lira da bahşiş bıraktım. Otobüs biletimi bahşiş mi olur lan? Yan sanayi. Gözüm görmesin. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Ortak, şu çay borcunu bir sökül bakayım ya. Ne çay lan? Manavgat çayı. Ne çay olacak oğlum? Cumhur'un orada içip içip parasını vermiyor musunuz? Hayvan herifler bak. Senin de bağ borcun var. Ne borcu lan? Bildiğin borç, bir sürü borcun var. Tamam oğlum, sat bana eresiye defterini. Ya yürü git ortak, gözünü seveyim ya. La amına kodum var yemez diye. İçiyoruz içiyoruz, para vermiyoruz la. Sana. Ortak. Hı. Adil Hoca haberlere çıkacağım. Haberin var mı? Hı. Tamam mı? Akşam tepenin oraya geldik. Tamam Deniz'e hadi. Ne yapan ortak? Lan Musti. İyi valla senden. Ya biri benim MSN şifremi almış. Alsan var yani. Abi kıza şiir niye yazıyormuş benim nikimle? Musti, o sıcaktan öldüm ben. Ben de patladım sıcaktan birader. İyi bari gel. Okula varalım da orada gölgeleri yerde okuyalım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ya hocam akıl var, fikir var. Ya gideceksin ta İstanbullara diyecek mi ya? Vallahi yürüyerek geçsem gene diyer. Ya hocam, sen de bizi anlamazsan kim anlayacak bizi hocam? Biz memleketimiz, ilçemiz şöyle turizmiyle, güzellikleriyle anasın istiyoruz. İyi, dayan arasına turizmi de sıkıştırırız, olur biter başkanım. Hocam yok yere başımız ağrıyacak şimdi. Vallahi benimki ağrıyalı çok oldu. Burada taize.
Anlaşıldı. Bize müsaade o zaman. Aa, başkan karpuz kestiydi. Yok yenge, yok. Başka zaman. Arkanızdan inşallah. Kovalayan mı var? Otur başkan, otur. Otur. Buz gibi karpuz, hadi. Hadi yiyin, hadi. Hadi müdürüm, sen de ye, hadi buz gibi. İyi. Afiyet olsun, ye. Bizim evin müdürü de bu. Çok acı. Selamun aleyküm Hüseyin emmi. Allah kabul edivesin. Allah razı ol hocam. Nasılsın? İyi misin? Canımız derimizin altında bir Hüseyin emmi. İşte buna da şükür. Senin geçiyi bağlayıverdim. Ne geçisi hocam? Kaçan geçi. Hocam ben geçi meçi kaçırmadım. Dikkat et sen geçileri kaçırma. Ne biçim konuşuyorsun Hüseyin emmi? Oku bakalım şimdi. Allah canımı alsın, seviyorum seni. Hayatımda tek boşluk dolduran şey sensin. Sen yok mu ah sen? Sen olmasan ben mi varım bir yerde? En iyisi gel sen beni dinle. Ne yapayım, çekip vurayım mı kendimi? Nasıl? Aç karnı bu kadar ortak. Oradan bir toz söyle. Şuradan düzeltiriz hemen. Ortak süper yazıyorsun amına kodum ya. Kendine niye kıs tavlamıyorsun lan? Başkan da güzel şiir yazıyor ha. Ya evet. Oo hocam buyur. Hocam hayırdır, sihirlisin? Ben şöyle serin bir yere geçeyim. Geç hocam. Aşkım, Gülüm. Hocaya da çayı kap. Hoş geldin hocam. Belki de sattı, internette yedi parayı. Yok hocam, benim tanıdığım Deniz öyle bir şey yapmaz. Benim bildiğim Deniz seni bile satar. Yok arkadaş, kimsenin bir kuruş verdiği yok lan. Avaralikten ne yapacağınızı şaşırdınız vallahi. Ulan oğlum toplayabilecek olsaydı kendi toplardı be. İstanbul ne zaman hocam nasipse? Sattı sattı biliyor musun? Sattı geçici yedi parasını internet. Sattı sattı. Akıllanmaz. Akıllanmaz. Hayta hayta. En sonunda bırakıp gidecek. En sonunda bırakacak. Bağırdık. İyi bir gözü kala gelsin İstanbul'dan. Ne diyor ana? Yok yok bir şey demiyor. Ha, iyi o da burada. Tamam işim bitince tamam, ararım. Tamam hadi. Hadi sağ ol. İyi hadi tamam. Geçen başkana bir telefonu aldıydı Engaralı'ndan. 300 lira. Kendinden kameralı. Eskisi gibi değer fiyatlar. Hayret bir şey arkadaş ya. Lan oğlum ben sana demedim mi şu bardağı kaldır 1.50 kesecek diye ya. He ortağım ya fena kanıyor ya. Deniz gülüm git oradan peçete kap. Aşkın 3-4 tane peçete getirsene. Getir bakalım bir. Kaldır. Aşkın. Havlu da getir, masayı berbat etti. Buraya dönem bitti. Siz öyle dayak işkence falan deyince ben de ciddi bir durum var sanmıştım. Sana neresi komik geliyor bunu bilmiyorum ama bana hiç komik falan geldiği yok. Hayır hayır ben öyle demek istemedim. Sadece dayak görüntüleri yok ve dolayısıyla ana haberlik bir durum yok. Siz beni 5 dakikalığına Ali Bey'le bir görüştürseniz. Ali Bey şu an gerçekten çok meşgul. Ya siz bizim geldiğimizi söyleyin. Belki der bir çayımızı kahvemizi içsin. Çünkü biz her gün televizyondan tanıyoruz kendisini.
Hocam bakın, gerçekten haberlik bir durum yok ortada. Nasıl yok? Kızım benim buraya gelmem bir haber konusu. Tam Antalya'dan çıktım geldim. Anlıyorum sizi ama biz bunu bilmiyoruz ki. Emmi, şu köprüden Anadolu yakasına geç verip bir Galatasaray Kulesi'ne çıksak mı yine ya? Nereni düzelteyim be hacı? Nereni düzelteyim? Allah Allah, neresi yanlış ki? Selamünaleyküm birader, memleket nere? Senegal. Ne tarafa düşüyor, bizim oradan aşağı mı yukarı mı? Isıcak olur mu sizin oralarda bizim oralar gibi? Patırtı attık garibi ya. Televizyona mı çıkacak? Çıkacak az sonra. Yine Şaban gibi mi? Yok be, ben o Van'dan da bizimki nakle çıkıp konuşacağımış ya. Yine Şaban Van'dan mı çıkar? Eskiden çekildi onlar. Teyze öldü ya. Öldü mü? Ay yazık. Allah razı olsun. Çıkacak. Sesini açsana Nazife. O renkli görüntüleri dilerseniz birlikte izleyelim. İşte sevgili seyirciler, hayvanlar aleminden insanları imrendirecek dostluk öyküleri. Gördüğünüz bu köpek nekidi bir aile gibi bir arada yaşıyor. Bundan sonra bazen çıkacak herhalde. Bazen insanların yapamadığını, hayvanların yaptığını görüyoruz doğada. Ulan şu an maymunlar bile şakalaşıyor. Şimdi bizim oya çıkmaz ya. Hindistan'dan sevgili. Şuna bak, yan sanayiye benzer mi? Ya millet bir susun ya. Boka! Hırsız maymunlar. Evet sevgili seyirciler, hırsız maymunlar. Çıkmadı, haber bitti. O ne yapsın ya? Aşkım, böyle merkez çayda yaza yiyeceğim. Beşikimur, bir ara bakalım be. Evet, sende kontör vardır. Evet, hırsızlık yapmak için giren bir arasana maymun. Bir başkanım. Çevir bakalım bir. Gördüğünüz gibi hırsız maymun şu anda evi gözetliyor. Çalıyor başkanım. Sanki diğer maymunlarda sanki ona yardım eder gibi. He Cumhur söyle. Ankara yemeğin. Ya yok, olmadı o iş. Keşke bir arasaydınız. Başkanım da buradaydı. Bir ricacı olurdu icabında. Ya konuşacak durumda değil diyorum oğlum. Adam bitik, morali sıfır ya. Vallahi. Neyse hadi kapat, gelince konuşuruz. Ankara yemeğin. Hadi. Tamam ya sanayi, görüşürüm. Vay anasını be. Adam boşuna gitti ya İstanbullara. Çıkmadı da yapar. Oğlum hoca bırakmaz işini dışına ya. Daha da ıslanmış. Mücadeleye devam. Ama rakip geldi Ermenilere. En azından serin olun lan Erzurum. Baksan ya havaya, 8.5-50 derece oldu. Terden dikişleri iltihap. Sen git benim yerim ortam. Buran çarpsın, alsalar gene giderim. Bedava, iş yok, güç yok. Ye iç yat. Üç kere firar ettin hoşuna gittiğinden. Getir lan. Oğlum adam kurt kapacak lan sıcaktan. Şöyle rahat rahat. Rahat. Oha, ne yapıyor oğlum? Dur lan, koynuna da dök. Aha, İstanbul gazileri geliyor.
Hayırdır gençler? İzin bitti hocam, dönüyorum. Hayırlı tezkereler. Ne yapıyorsunuz lan? Sabahın köründe terminali soymaya mı geldiniz? Dalton biraderle. Erzurum yolcusu var. Al. Şunu tak bakalım. Hocam bu ne ya? Eminönü malı bu. İşporta bu. Al tak, yakışır. Tak tak tak. Ya hocam, trilyon versen takmam ben bunu. Al sende kalsın. İyi. Hayırlı yolculuklar o zaman. Senin koluna ne oldu lan? Ya iki dikişlik yer var burada. Komple sargı bezini sarmış arkadaş ya. Üflesem geçecek ha. Ulan hakikaten tam avaresin ha. Neyse dur bakayım, ben sana gitmeden önce bir kıyak yapayım da. Şöyle. Hadi bakalım. Yak bir kalite. Alın alın, buradan paylaşırsınız. Lan oğlum bir elini kolunu bir şey yap lan. Allah Allah. Memlekete Yunan girse arkadaş yatakta şehit düşecek. Ebe'yi çağır oğlum hadi. Geliyordu anne. Hani iç çayını iç hadi. Geçi sahabı çekip götürmüş demem miydin sen? Baba sahabı değilmiş ki demek ki, geri getirdi. Bir filmin var senin bu geçiyle ama yakında çıkacak meydana. Herkes şöyle çarşıya inse anasına bir şey ala gelir. Benimki Firzan'a gitse eli boş kötü yaş gelir. Al ana tak, al. Ah. Amanın. Ay, şıp diye geçti gözümün ağrısı. Komple bitti mi bacanak? Bitti bacanak. İyi. Gençliğe hitabe yazdın mı? Ekoley. Bir problem çıkarsa ben karışmam. Ulan arkadaş, atamın ruhuna Fatiha okudum diye beni hapse atacaklarsa atsınlar ya. Sen benim dediğimi yap arkadaş. Benden söylemesi. Birader sen ne yapıyorsun ya? Bir yandan pekmez yiyorsun, içiyorsun. Bir yandan rakı içiyorsun. Ben rakıyı pekmez de içerim. Rakıyı. Sıcakta narkoz yemiş gibi olursan hadi sen. Ulan vallahi orijinal adamsın ha. Biraz param olsa Japonlara senden yaptıracağım bir tane, tamam mı? Ver bakalım şunu. Oldu, afiyet olsun. Sağ ol bacım, Allah sana razı olsun. Senden de. Senin geçiyle de epey bir macera yaşadık emmi ha. İpi sakın unutma. Unutmam hocam, unutmam. Çıkamadınız haberlere. Haber değerimiz yokmuş. Kaydın sonu olmadığındandı. Polisten kaya topla al değmemiş lazımmış. O zaman oluyor. Bizimkisi lüküs kaldı, lüküs. Burada duymayan kalmadı zaten baba. Yüzümü gören baban ne yaptı diyor. Sen ne diyorsun? Herkes her şeyi biliyor baba. Ne diyeceğim? Millet hoca dayak yediyle kaldı diyor. Varsın böyle bilsinler. Onlar nereden bilecekler? Bu bak neler gördü, neler geçirdi. Öyle değil mi oğlum? Öyle. Sen demedin mi? Bu babanın elinden kurtulamaz. He. Dedim. He. Dedim baba, dedim. Demin gün önüne bağladığımız kişinin bile sahibi çıkıp geldi. Kim bilir, bize de sahip çıkan olur.
Neyse vardık biz binaya. Ulan binaya bir baktım 20 katı komple silme camdan. Ya taşı bir koysam var ya çaldırada dökülecek ya. Ama memlekette taş yok. İstanbul öyle bir şehir olmuş ki kardeşim. Yerde çakıl taşı arasan yok. Neyse vardık kapıya. Ondan sonra adam bizim adımızı yazdırmış zaten evvel oraya. Neyse selamun aleyküm aleykümüş adam falan derken baktım adamın sekreteri geldi. Abi sekreteri de böyle var ya bir gözü de hafif bende ha kızım. Herhalde böyle pantolon mantolon benim ütülü gömlek böyle yakıyor ya. Sanki Ankara'dan falan bir adam herhalde. Neyse. Hoca var yanımızda tabii. Bir şey olmuyor yapamıyorsun ya. Hoca olmasa biliyorsunuz beni. Ben o gece İstanbul'da kalır o kızın ifadesini alırdım. Ama neyse telefonlar melefonlar aldık verdik. O iş halloldu tabii. Neyse adam geldi. Ulan adamı bir gördüm yakından. Saçlar öyle bir dür ki kardeşim inanamazsın ya. Her gün televizyonda gördüğümüz adam. Meğerse televizyon seyrek gösteriyormuş saçı. Adamın yakından bakınca bayağı gör. Bindik asansöre çıkıyoruz yukarı. Zaten görmenin imkanı yok. Artık böyle bina 20 kattı. Ulan ipler asansörü de camdan yapmışlar. Önce ben bir korktum Allah Allah. Yani adam neyse asansör yükselmeye başlayınca beni bir hıçkırık tuttu arkadaşlar ama adam bir soru soruyor. Ben hıçkırıyorum kız bana oradan gülüyor falan böyle. Yanaşık. Hocam buyurun. Hoş geldiniz. Hocam ben de arkadaşlara İstanbul'la ilgili maceralar Allah Allah. Ya amma kirası. Ayak üstü film yazdı yine. Açın da götünüze girin lan. 40 yaşında adam mı oğlum? Ben size yalan borcum mu var lan? Sen de gülüp duruyorsun ya. Şu üstünü başını bir değiştir lan. Tiksinti geldi vallahi. Ulan çorba içemiyorum bu iplerin yüzünden ya. Karaya geldi lan ne yapayım? Süleyman ne haber? Siz adam yerine koyan da kapat. Hadi hadi. Helal helal helal. Selamünaleyküm, afiyet olsun. Sağ ol Ati. Gel buraya. Gel 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 buyurun. Sağ ol yenge, yemeyeceğim sağ ol. Karpuz ye. Sağ ol yenge. Hocam keçi kaçı vermiş? Ne keçisi? Sattığın keçi. Sattığım keçi mi? He, oğlanla göndermişsin ya. Ne ki hesabı almadı mıydı? Git çağır şunu. Çağırayım değil mi? Hocam. Haberlere çıkacağımışsın dediler. Bekledik bekledik çıkmadın ya. Olmadı hadi. Olsun hocam ben yine de takdir edeyim seni. Bazen satırı elime alayım diyorum. Mahkeme falan dinlemeden kendi işimi kendim göresim geliyor ya. Sattığın geçi kaçmış Deniz Efendi. Git parayı getir. Telefon aldım baba. O zaman telefonu getir. Suya düştü baba. Su nerede? Geçi içti. Geçi nerede? Dağ kaçtı. Dağ nerede? Yandı kül oldu. Hocam çekim vardı ondan öyle derim. Hani çekim olmasa problem falan değil yani. Bırak karpuz yemeyi. Laf konuşuyoruz burada. Geçinin paralarını mı yatırın internete? Ya yok baba ya, yok öyle bir şey yapmıyorum ben. Şey yazıyordum baba. Ne? Ya şu senin olayı yazıyordum baba. Nereye yazdın? İnternete yazıyordum baba. Baba var ya, bunu internete bir yazıyorsun. Anında milyon kişi bedavadan okuyuveriyor. Nasıl olacak bu? Baba siteler var işte. Oraya yazıyorsun, sonra insanlar da okuyor. Bedavadan. Kay bakayım. Neyse baba. Diyorum ki gel beraber bir internet sitesi yapalım. Ha? Bak her yolu denedin olmuyor işte. Nasıl olacak bu site? Baba alan adı satın alıyorsun sonra da yapıyorsun. Kim satıyor bunu? Serverlar var baba. Onlar satıyor. Sonra yapıyorsun işte. Tarla gibi düşün baba. İnterneti. He. Ya baba hani tarlayı alırsın. Aldıktan sonra üstüne evi yaparsın ya. Ya onun gibi bir şey işte. Önce alıyorsun sonra yapıyorsun. Neyse baba boş ver. Ben biliyorum zaten. Yalnız bize bir site ismi gerekiyor.
Ne olacak adı? Baba, sen gerekirse başbakanla bile görüşürüm demedi miydin? Dedim ki. Tamam, o zaman başbakanla görüşmek istiyorum. .com olsun. Kaça patlar bize? Vallahi baba, 420'ye biter. Yani gabası, incesi, hepsi. Hepsi. Dur baba bakalım. Bu işin de site var mı? Bunu daha evveli düşünmemiz lazımdı. Çağımız internet çağı. Ama sen işten akıl sıra ermiyor hoca. Daha önce bağırdın, çağırdın, sonra tuttun, kendin oturttun internetin başına. Hiç. Ama nereden bileceğim be Nazife? Kumar umar oynar diye şey yapmıştım. Meğersem her işin başı internetmiş. Nereden bileceğim? Aa, ne konuşup dursunuz siz orada? İnternet ana, internet. İnternet, internet. Anlamam. Ya nereden anlayacaksın? Cahur icadı. Müslüman'ın yani işin yok ki zaten senin. Adil Sümbül, 1955 doğumluyum. Hocam senin branş sınıf öğretmenliğe mi? Senin bayağı bir tarih olmuşsun ha. Ulan ne türlü türlü icat yapıyor adamlar ya. Ben buna şimdi CD'deki görüntüleri de yükleyeceğim. Ya baba, diyorum ki bir de anket yapalım. Millet siteye girip oylar işte. Ya millet nasıl girecek siteye oğlum? Nasıl girecek baba? Yazacak bilgisayarına sitenin adını, girecek işte. Peki bir soru daha. Sabah açtığında bütün gün yayında mı olacak bilgisayardan otomatikman? Ya baba bunun sabah akşamı yok. 24 saat yayında bu. Nasıl la, hiç kesilmez mi yani bu? Bunun başında bir bekleyen lazım değil mi yani? Ya Acil abi istiyorsan sen bekle. Ne bekleyecek lan? Benim işim var, gücüm var be. Bakın. Bundan sonraki tek ödeviniz. Babam için yaptığım başbakanla görüşmek istiyorum .com sitesine gireceksiniz ve tanıdığınız herkese bu siteyi duyuracaksınız. Çağrı neymiş? Ya hocam, 3 aydır kirayı ödeyemiyordum. Keşke daha önce hesaplamasaydınız interneti talebeleri. Ya oğlum aldın işte talimatı. Çık kapıya, topla ağada kılanları. Hadi bize de soğuk bir şeyler şöyle olur. Bağ ada çayı. Tamam hocam. Hadi oğlum siz de gireyim, siz de gireyim. Hocam, ben bir polim yapıyorum. Emre tutmazsa eğer diyorum. Şu bizim kerhaneciye söylesen de. Bağda bir internet sitesi kursa be. Ne sitesi? İki kerata kerata toz pahası için inşaat mı yıkılır .com.
Numaralı mı o? Aman onun kendi numaralı, kendi. Neyse, ben gideyim. Şimdi kocam bir yerden gelir. Nerede kocan? Çarşıya kadar gittiydi. Ne yapmaya? Kocanın bir şeysi varmış, onu tıklamaya mı gitti? Niye gitti, ben de bildiğim yok. Onun şeyini aklım sırrı vermez benim. Neyse, kalın sağlıcakla. Hadi hoşça kalın. Hey, hadi güle güle. Ana, geldi. Haceli, gel karpuz yiyelim. Soğuk mu? Soğuk soğuk, gel. Hadi gel, gel. Afiyet olsun. Selam aleyküm. Aleyküm selam. Deniz nerede? Vallahi bilmem. Hastayım dedi, gitti yattı. Beti benzi 60 çocuğu. İyi, afiyet olsun. Rami dayı. Efendim. He bak, şuna sol tıkla bakayım. Tıklarım. Sağ ol Rami dayı, Allah razı olsun ya. Tamam. Gel. Buraya tıklamayalım millet. Aşkı, ölü, çayla bunları. Cumhur. Buyur başkanım. Hayır mı lan, bu ne kuyruğu bu? Tıklama kuyruğu başkanım, hoca internet sitesi açtı ya. Nasıl ya, bildiğin internet sitesi mi açmış lan, bizim belediyede yok be. Gel tıkla başkanım. Allah. Aşkım buyur yardım et. Lan sen nasıl yardım edeceksin? He, hocam senin internet açık yukarıda. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Bir şey de değil canım. Hocam. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bana baradık hocam lan. Vallahi hocam tebrik ederim sizi. Gazetede okuyunca hemen bir röportaj yapalım dedim. Niye zahmet ettiniz? Ben geldiydim. Nerede yapabiliriz hocam röportajı? Yapmasam olmaz mı? Yapmayın hocam. 1000 kilometre yol geldim ben. Gerisin geriye aynısını gideceksiniz. Bu röportaj meselesini ben hallederim canım. Bunda kocanacak bir şey yok. Hocam şu bizim turizm meselesini es geçmeyin. Ya kamera orada başkan. Geç anlat. Başkanım bir de şu gerekli bir şey. Acayip bir sus ya. Destekler kızım. Ben de kastettim. Öyle mi? Hı hı. Kalabilir mi? Tabii tabii. Sen istersin o adresini ver. Sen 62'den beri çıkan bütün gazeteleri sana yollarım. Kamyon mu tutacaksın gazeteci? Parti olarak hocamızın arkasındayız. Tabii tabii doğru. Önümüzde olduğumuz an belimizi doğrulturuz. Başlayalım mı? Hazırım ben, buyurun. Bugün ilginç bir insan hikayesini paylaşmak için birlikteyiz. Dikkat dikkat! Adil Sümbül Hoca ile yapılan röportaj saat 20'de yani akşam 8'de izlenecektir. Adil Sümbül 30 yıllık eğitim almış bir öğretmen. Kendisini tanıma sebebimiz ise hayli ilginç. Adil Hoca'nın bitmek tükenmek bilmeyen adalet arayışı. Adil Hoca polisten yediği dayağı delil ve şahitlerle ispatlayamadığından, mobese kameraları da kayıtta olmadığından yediği tokadın cezasını bulabilmesi için sesini başbakana duyurmaya çalışıyor. Şimdi Adil Hoca'ya soruyoruz. Hocam ne istiyorsunuz? Adalet istiyor. Sevgili seyirciler, Adil Hoca'nın sesini başbakana duyurmak için yaptığı son girişim ise bir internet sitesi. İnternet sitesinin adını alabilir miyiz hocam? Başbakanla görüşmek istiyor nokta o.
Trafik canavarı can almaya devam ediyor. Bu üzücü haberimizin detaylarını birlikte izleyelim. Hocam sansürlemişler ya. Ya hocam şu bizim turizm meselesi. Şimdi araya sokuveselermiş bari ya. Allah Allah. Ya oğlum hadi düğüne geç kaldık lan. Tek gelen olmadı. Millet yayladı zaten. Şimdi. Ya bacanak sen daha gençliğe hitabe yazmamışsın ya. Yazarız. Kuruduysa götüreyim mi ben bunu? Kurudu da paranın üstü. Ya para kolay ya. Para yarın cebinde. O zaman yarın götür. Ya şimdi ne alıp götüreyim işte. Bırak bacanak kurumadı. Allah Allah. Hani kuruduydu? Parayı almadan yaş. Ya bacanak var ya sende de bir mide var. Allah'ım yarabbim. Sen o pekmezi içiyorsun. Benim bir de... Ben bir lavaboya kadar gidiyorum ya. Sandalyeye oturmanla kalkman bir oldu. Bu muymuş be? Ne olacaktı? Bir saatlik bültenin bağını vereceklerdi komple. Yaşlı göstertmişler seni emmi. Televizyonu şişman gösterdiğini biliyorum da yaşlı gösterdin hiç duymadım. Deniz! Ay bronşitim. Ya, Deniz! Bırak çocuğa elleşme uyusun. Aman! Bu kadar kıymata bineceğini bilsem bir internet sitesi de ben kurardım sana. He. Telefonla kıvratılmaya başlamıştır yok Allah'a da. Boyun manşetlerde sen varsın hocam. Tamam. Alo hocamın telefonu hocam meşgul. Kim? Ya bak sabah sabah dalga geçecek saat değil kardeşim. Ulan siktir git adamın ismini. Ne? He, öyle o zaman ben bir kendisiyle bir görüşeyim. O zaman bir bu hallikten arıyorlar hocam. Ne? Başbakan görüşmek istiyormuş seninle yarın. Anam avradım olsun yine doğru söylüyorum ya. Ne? Arda sana soldan geliyor. Arda! İçeri doğru ceza sahasına yaklaştı Arda. Yerde kaldı faul. Pino ve Elanoto'nun başında. Baraj kurduruyor kaleci. İşaret geldi. Elano geldi vurdu. Gol! Arda sana kaybolu buluyor. Elano'nun golü. Ortasının bizim golü. 15. dakika. 9 numara. Bulamır. Teşekkür ederim Kerim Aray. Bu Fener'in bak senin için yaptım ha. Ne demek gazi oldun ha ortak? Vallahi öyle oldu ya. 8 kere çatışmaya girdik, mermiyi düğünde yedik. Hayret bir şey. Şafak kaç, ne zaman gidiyorsun? İzin bitmiyor ki amına koduğum şafaklısın ya. Yine gazlık mı aldın? Demek bayağı bir para topladın ha, öyle mi sıkat? Yok ya Cumhur'cum, 220 anca toplayabildik. Parayı nereden buldun? Tahmin et. Defteri verdim gözlükçü Durmuş'a. Nasıl lan? Ver lan bakacaksın gerçek. Yavaş. Gerçek tabii oğlum. Yalan borcumuz mu var sana? Lan yalan borcu yok da bana borcum var oğlum. Nasıl verdin? Kaça verdin? Kime verdin? Kaça verdin lan? Gözlük 500 hesap et. Ben ne yapacağım? 600'e geri satar. Allah Allah. Lan siz manyaksınız lan. Manyaksınız oğlum. Siz var ya kafayı sıyırmışsınız, balatayı sıyırmışsınız lan. Benden 10 milyarlık veresiye defterini 7,5'a alıyorsunuz. Götürüyoruz, gözlükçüye 500'e veriyoruz. Ben gidip 600'e geri alacağım. E benim karım ne olacak? Senin değil de gözlükçünün yüzmüyor ki ara olacak. Ya yürüyün lan! Şöyle şöyle ya. Hocam, bu bizim ek ders ücretlerini pas geçmeseniz başbakana. Ya kendi derdimizi bir çözelim önce. Hocam, benim hanımın tayin meselesi.
Gözünü seveyim bak. 5 senedir karının yüzünü cumartesi pazar görüyorum. Ya başbakanım işi gücü yok. Senin karının da haliyle uğraşacağım. Hocam ilçeden aradılar. Hocamızın arkasındayız. Problemlerimizi bir fısıldayıversin başbakanım dediler. Onun yolu kolay. Önce gitsinler polisten bir dayak yesinler. Sonra gerisini ben onlara tarif ederim. Başka derdiniz? Hocam, hoş geldin. Ya ne yapıyorsun oğlum sen ya? Başbakansın ulan başbakan. 2 dakika ciddi ol be. Bak şimdi tekrar gidip geleceğim. Ciddiyetini takın. Tamam ya, tamam. Ciddi. Oo hocam. Hoş geldiniz. Sayın Başbakanım. Buyurun. İyisiniz inşallah. Şükür. Memleket gibi diyelim. Hocam, arkadaşlar durumu bana naklettiler. Fakat ben bir de olayı sizin ağzınızdan duymak istedim. Şimdi, Sayın Başbakanım, 2 dakika müsaade ederseniz bir kendimi tanıtayım. 55 yaşındayım. Tamı tamına 32 senedir ilkokul sınıf öğretmeniyim. Yani emekli eğitimci de diyebiliriz. Hayatım boyunca haktan ve doğruluktan ayrılmadım. İltimas olmasın diye kendi öz evladımı 1 sene sınıfta bıraktım. Tam kazasız belasız emekli olacağım bu olay oldu. Dayak olayı. Evet. Çocuğum yaşında polis. Soluğu emniyette aldım. Amir sen hocasın affet dedi. Affetmem dedim. Savcıya git o zaman dedi. Savcıya gittim. Savcı da aynı şekilde sen hocasın affet dedi. Hocam o devir kapandı. O devir bizimle beraber bitti. Ne demek ya devletin öğretmenine yediğin dayakla kal demek? Affetmem, verin cezasını dedim. Savcı o zaman delilin varsa aç davayı dedi. Var mı? Şimdi Sayın Başbakanım, bir gün yolda yürürken tam kavşakta yukarı bir baktım o kayıt yapan kameralar neydi? Mobese. Mobese. Var mı kayıt yanınızda? Var Sayın Başbakanım. Alabilir miyim? Buyurun. Hocam eğer deliliğiniz de varsa daha ne yani suçlu olanın cezasını çeker. Ya bu memlekette hak var, hukuk var. Hocam. Koskoca başbakanım, hala her bayram gider ilkokul öğretmenimin elini öperim. Çocuklarımızı okula yazdırırken ne deriz öğretmenlerimize? Eti senin, kemiği benim deriz. Öğretmenlik böyle kutsaldır. Biz öğretmenlerimizi böyle severiz, böyle sayarız. Sen de söyledin hocam, çocuğum yaşında dedin. Gel sen bu çocuğu affet hocam. Sayın Başbakanım. Sen beni dinle. Abi yine de Sayın Başbakanım. Bak gel beni kırma. Kırılan benim onurum. Gururum 2 paralık oldu. Ya gören giden de biri yok. İlle biri mi görecek? Ya amma uzattın ama. Sen uzattın. Bunun seni beni yok hocam. Koskoca başbakanım sana vaktimi ayırmışım. Notanın genel müdürü orada toplantı için beni bekliyor. Bir sürü sorun var memleketi ilgilendiren. Sen ikile meselesi. Memleket meselesi. Ah. Ne oldu gene? Yok bir şey. Thank you.
basacağım. Hadi. Gördüm maşallah yapıyor vallahi. Baba niye de yakışmış. Numaralı sanırım ya. Hadi kamyonete hadi. Hadi. Dayı sen kime selam duruyorsun? Recep Bey. Hadi sen fazla güneşin altında kalma dayı sen. Tamam. Rahat, rahat. Rahat. Amına kodumuna yaşa. Ha. Bu ne biçim Atatürk lan? Sesin geldiği yok Bacanek. Hiç mi Atatürk büstü görmedin lan hayatında? Ulan hadi Atatürk büstü görmedin diyelim. Gençliğe hitap eden mi bilmiyorsun lan? Anlamadım bakalım. Lan hayvan! Sevgili gençler diye mi başlar lan hitabı? Hadi elim çamur benim. Hadi. Bana bak. Benim paramı geri ver arkadaş. Kapat lan! Ananı çamaşır makinesi aldım anne. Deniz, ayakkabı da almışsın. Nereden buldun parayı? İnternetten. Ne? Ya hani bizim belediye başkanı Cem abi var ya. Aha. Belediyenin internet sitesini yap diye bana 1000 lira verdi. Ben de tamam dedim. Deniz. Bu ne biçim Atatürk? Kaldıralım şunu. Bu ne rezalet ya? Kaymakam görmesin. Kaldıralım. Abi. Ya. Atatürk'e benzemedi diye inşaat mı yıkılır ya? Ya Atatürk'e saygınız yok madem. Tezi çatlardı mı yok ya?
Ali de beyim de taş başında. Oh,